Eşref Kolçak, Türk sinemasının namı diğer Yeşilçam'ın duayen isimlerinden olan sanatçı, oyunculuk kariyerine 1947 yılında figüranlıkla başladı. Ardından Yalınız Efe, Susuz Yaz, Küçük Ağa, Öğretmen Kemal gibi birçok kült olmuş filmde yer alan sanatçıyı izlediğimiz dizilerle de evlerimize konuk ettik. Herkesin yıllardır tanıdığı Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Eşref Kolçak'la pek de bilinmeyen yönü olan denizler ve alışverişle olan arasını konuştuk. Ortaya çok samimi, bir o kadar da keyifli bir sohbet çıktı. Alışverişi sevdiğini belirten Kolçak, moda denilince eskileri anmadan edemedi ve bakın modayı kendi görüşüne göre nasıl tanımladı. Biz Beyoğlu'nda yetiştik. Beyoğlu'nda ayakkabısı boyasız, pantolonu ütüsüz, kravatsız bir tek insan göremezdiniz. Ben İstanbul'u İstanbul olduğu zaman yaşadım. Alışveriş merkezlerinin her zevke ve her bütçeye hitap ederek hayatı kolaylaştırdığına değinen usta sanatçı, keyifli gençlik anılarıyla da sohbetimizi taçlandırdı. Bizde hazır elbise diye bir şey yoktu. Yani her şeyi kendimiz yaptırmak mecburiyetindeydik. Giderdik Sümerbank'tan en güzel kumaşları alır, terziye, o zaman terzi de 25 liraya dikiyor. En güzel terziye elbiselerimizi diktirir ve ayakkabılarımız da dediğim gibi en kral ayakkabı vitrinde 3,5 lira, 2,5 lira, 4 lira. En kral ayakkabı. Ve ben küçük bir şey söyleyeyim. Ben ses tiyatrosunda balettim. Ben Türkiye'nin sayılı dansçılarındanım. Arkadaşlardan habersiz Zotto diye bir kunduracı vardı. Yalnız özel ayakkabı yapardı. Ona gittim arkadaşlardan habersiz. Beyaz ve vişne çürüğü böyle şeyleri güzel bir ayakkabı yaptırdım. O zamanın parasıyla 10 lira. Tiyatroya geldim. Ayakkabımı gören arkadaşlar olan dediler, ne bu, nerede? Dedim ki Zotto'dan. Kaç para verdin dediler? 10 lira. Beni dövdüler. Sen nasıl 10 liralık ayakkabı giyersin diye. Çünkü dediğim gibi en güzel ayakkabı 2,5 lira 4 lira arasıydı. Oynadığı filmlerde kostüm de hazırlayan Eşref Kolçak kıyafetlerine özenle baktığının altını çizdi. Ve ben ayakkabıya ve el kostüme çok iyi bakan bir insanım. Çünkü dediğim gibi her şeyi kendimiz yapardık. Filmlerde de bila istisna bütün kostümleri kendimiz yapardık. Denizle arası çok iyi olan Eşref Kolçak'ın konu denizlerden açılınca meslek hayatına dair bir bilinmeyen de ortaya çıktı. Bakın usta sanatçının denizleri sevmesinin asıl nedeni ne? İhtilalden sonra biliyorsunuz bütün piyasa, özellikle sinema bitti. Ben 2 yıl balıkçılık yaptım. Evet. Kasımpaşa'dan sandala binerdim. Dike denilen, yani Tophane'nin oralara çıkardık. Ve balık avlardım. Ve inanın 2 yıl ben paşalar gibi geçindim. Hem evimin kirasını verdim, hem evimi gayet güzel geçirdim. İnanın sinemadan kazandığımdan daha çok kazandım ben balıkçılıktan. Balık böyle kaynıyordu. Ama sonra maalesef